Anlatmaya başlıyorum. Şimdi sizin de soracağınız bir şey yoksa devam etmek istiyorum. Bir kere ya yani öncelikle şunu belirtmek isterim. Yani muhtemelen ikinci sunum yapılmayacak çünkü 3 hafta sürdü benim için. Yani sayınız fazla olduğu için bir de ders sınıfta yapmadığımız için 3 hafta çok fazla. Yani böyle şey yaparsak derse bitiremeyeceğiz. Dolayısıyla ikinci sunumun yerine direkt yani o rapor 85 puanı olacak. Yani sadece birinci sunumdan %10 ve puanın %15'ini alacaksınız. Geri kalan %85'ini şeyden alacaksınız. Hazırlayacağınız rapordan alacaksınız. Bazı kişiler girmedi, mağdur olanlar oldu. Daha sonra işi gücü olan yani yetişemeyenler oldu. Onun için yani ikinci sunum muhtemelen gerçekleşmeyecek. Onu belirtmek isterim. Bunu daha sonra dinleyenler için de söylemek istiyorum. Çünkü bazılarınız direkt katılamayıp daha sonra YouTube'dan izliyorsunuz. Yani genel olarak böyle bir karar aldım şimdilik ve muhtemelen böyle devam edeceğiz. Enstitü bir sıkıntı çıkarmazsa aynı şekilde olacak. Çünkü normalde vize %30, şeyde final %70 olarak belirtilmişti. Ama burada sınav sistemi üzerinden gitmediğimiz için bir sıkıntı çıkacağını da zannetmiyorum. Çıkarsa ona göre bir düzenleme yaparız arkadaşlar. Da bu arada burada bir şeyler çizebiliyor muyum? Ha, güzelmiş. Ya bunu bilmiyordum mesela ben. Güzel. Tamam. Evet arkadaşlar, modellemeye başladık. Yani model hakkında bir girişte bulunduk. Biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Öncelikle biraz işin teorisine bakalım. Ondan sonra uygulamada da size bazı şeyler göstereceğim. Örneğin regresyona başlayacağız. Çoğunuz biliyorsunuz regresyonu. Biraz daha detaylı konuya gireceğiz. Şimdi konumuz değişken, parametre ve sabit genel olarak. Peki ne anlama geliyor? Yani burada kastettiğim şey, bir dakika arkadaşlar kusuruma bakmayın. Telefon. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Buradan çıkmamız mı gerekiyor? Kapatmamız gerekiyor herhalde. Ha. Evet, geldik modellemede değişkenler hakkında, parametreler hakkında ve diğer fonksiyonlar ve oradaki işleyişler hakkında biraz bilgi edinmeye. Şimdi genel olarak ne dedik? Dedik ki bizim burada, bunları da silelim bu arada. Modelimizde bir bağımlı bir de bağımsız değişken var. Tabii ki iş sadece bu kadar kolay değil, biraz daha karışık. Aslında bağımlı değişken, bağımsız değişken, parametre ve zorlayıcı fonksiyon oluyor. Daha genel bir hale baktığınız zaman. Şimdi her biri farklı kategorilerde önünüze çıkabilir. Yani sizin çözmeye çalıştığınız problemin doğasına göre farklı nedenlerden dolayı bunların çeşitli hali önünüze gelebilir.
Bağımlılık değişken, yani belirtmek istese bunun niteliğini, genellikle çözmeye çalıştığımız, elde etmeye çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız, öngörmeye çalıştığımız, bilinmeyen değerini elde etmeye çalıştığımız ya da bilinmeyen şeyi genel olarak bulmaya çalıştığımız şeydir. Yani mesela bir şeye ölçmek istiyoruz. Mesela tahribat gücünü, işte kaza sayısını, işte taşkının vereceği hasarı ya da buna gibi şeyler, işte atıyorum bir malzeme örneğinde serbest basınç miktarı gibi şeyleri ölçerken genellikle onu bağımsız değişken olarak nitelendiriyoruz, değerlendiriyoruz. Bağımlı değişken, pardon. Bağımsız değişkenler genellikle bağımlı değişkenin koşulunu ve sonucunu belirten değişkenlerdir. Değişken olması da şeyle, yani aslında ikisi de değişken. Değişken olmasının da sebebi bu şu: farklı rakamlar alabiliyor, sürekli değişiyor. Süreçli bir aktivite ve sürekli bir dinamizm içerisinde olduğu için bunlar değişken diyoruz. Farklı rakamlar farklı sonuçlara sebep olabiliyor. Bağımsız şeyler ise dediğim gibi girdilerimiz, yani neyin üzerinden siz bu çıktıyı tahmin etmeye çalışıyorsunuz? Mesela deprem tahribatını neye göre? Mesela zeminin sertliğine göre, tipine göre. İşte depremin ivmesine göre, işte beton sınıfına göre ya da işte mesela atıyorum bir taşkındaki olayı şeyden, işte orada iklim koşullarına göre, oradaki kanalın boyutlarına göre ya da şey, bunu benzer şeyleri göz önünde bulundurarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Bunlara bağımsız değişken diyoruz. Parametreler, şöyle bir özellikleri var. Tabii ki parametreler aslında çıktığı tahmin etmek için kullanılan bir değerler. Genellikle sabit cinsinden oluyor. Tabii ki çeşitli koşullu parametreler de var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Bizim önümüze problemlerimizde, yani çözeceğimiz örneklerde daha çok sabit şeklinde geliyor. Sistematik hatayı ya da sistemin alabileceği belli koşullarda alabileceği koşulları bizim için belirleştiriyor. Ne gibi derseniz, mesela şöyle, hani regresyonda şey diyoruz ya, mesela a artı bx art, aslında burada iki tane değişken var, x ve y. X'imiz bağımsız değişken, yani girdimiz x üzerinden y'yi, yani bağımlı değişkeni tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada bir tane de sabit parametrelerimiz var. Parametrelerimiz a ve b, yani iki tane parametremiz var. B parametresi sabit oluyor. Sonuçta bir model yaptıktan sonra bu bir rakam alıyor, mesela 1,05 gibi. Ve bu model için hiçbir zaman değişmiyor. Ama x değeri sürekli çeşitli rakamlar alabiliyor. Ve A da bir sabit. B'den farklı, genellikle sistemin sistematik hatasını belirten bir katsayı oluyor. Ve bunun gibi bir de farklı şeyler olabiliyor. Ama E'nin, yani sistematik hatanın A ile olan farkı şu: A sabit değerdir, E ise değişebilen, yani değişebilen bir hata niteliğindedir. Zorlayıcı fonksiyonların doğası tamamen farklı bir şey. Zorlayıcı fonksiyonlar genel olarak denklemde yer almazlar ama dolaylı ya da dolaysız şeklinde modelimizin sonuçlarını kaydırabilirler, etkileyebiliyorlar. En basit örneği de F eşittir ma, onu çok kısaca göstereceğim size. İşte bağımlı değişken, bağımsız değişken, parametre, zorlayıcı fonksiyonun tanımları burada var. Bakabilirsiniz, PDF'lerini paylaşacağım zaten. Katsayılı denklemlerde de yine de oralar parametre niteliğini giriyor. Sabit olan çok şey, hemen hemen her şey parametre statüsüne girmekte, bilginiz olsun. Başlangıç koşulları ve sınır koşulları var. Bunlar da aslında bir şekilde bir parametreler. Çünkü belli bir problem için, belli bir denklem için genellikle değişmezler. Değişmemeleri sadece tek bir rakam olmaları anlamına gelmez. Şöyle, burada gördüğünüz gibi atıyorum buradaki A, beta, alfa, beta ve C sabit olmalarına rağmen sistemin koşullarını,
bu sınır koşullarını belirtiyorlar aslında. Başlangıç koşulları değil, başlangıç koşulları daha çok T ile, yani zamanla ilgili olan koşullar. Halbuki bazı modellerde bunu çeşitli şeyler içinde, yani farklı kısıtlayıcı sabitlerle de belirtilir. Mesela örneğin alfa atıyorum, yani atıyorum yok, biraz değiştireyim. Diyelim ki y eğer birden büyük ise yt eşittir. Bu denklemi kullan. Eğer mesela y işte y'den büyük veya eşit ise başka bir denklem kullan. Böylece değişen bir sınır koşulu da verebilirsiniz. Her denklemde tekrar orada bulunan katsayılar ya da sabitler yine de parametre niteliğinde. Burada zorlayıcı fonksiyon hakkında f eşittir ma'da biliyorsunuz bir güç bir kütleye etki ediyor ve bir ivme oluşturuyor. Sonuçta m'de o güç o kütlede meydana gelen bir ivme var. Yani o sistemin kendisini değerlendirdiğimiz zaman aslında F dıştan etkiyen bir kuvvet olmasına rağmen sistemde bir harekete neden olabiliyor. Bir kütleyi harekete geçiriyor. Burada Newton'un ikinci kanununa göre belirtilmiş şu F eşittir ma'da ise bu zorlayıcı fonksiyonun en basit örneği gösterilmiştir. Yani basit bir örnek verip geçmek istiyorum. Dersimizin konusu değil. Bağımlı değişkenden bahsettik. Özellikleri neler? Bağımsız değişken dediğim gibi az önce de denklemde de gösterdiğim gibi çeşitli şeylerden etkilenebiliyor. Bağımsız değişken, zorlayıcı fonksiyon, sabitlerden. Ve bir tane ya da birden fazla olabiliyor. Bazı modeller aynı zamanda birden fazla çıktı üretebildikleri için aynı zamanda sadece bir tane şey olmaları gerekmiyor. Genel hali, en basit hali şu, burada gördüğünüz gibi. Bizim çözeceğimiz denklemler aslında bu eşitlik bu şekilde. Tek taraflı bir ok çoğu zaman mantık olarak. Bazı dinamistik veya dinamik bir doğaya sahip olan ilişkilerde bu ok iki taraflı. Yani hem bu taraf bu tarafı etkileyebiliyor. İşte diğer taraf da aynı zamanda bu tarafı etkileyebilmekte. Bunun bilginiz olsun. Bunlardan bahsettik. Zaten çok şey yapmayacağım. Fonksiyonu lineer, eğrisel, kaotik ya da farklı bir şekilde olabilir. Bizim bakacağımız modeller daha çok lineer ve doğrusal olmayan yöntemler şeklinde olacak. Bağımsız değişkenin burada ne kadar gerekli? Genel hali tamam, zaman veya tamam zaman serisi olmasından bahsettik. Kupla değişkenden bahsettik size. Evet, bağımsızlık koşullarından bahsedeceğim. Peki nasıl, yani bağımsız değişkenler nasıl bağımsız olacak? Burada tabii ki bir kere o çalıştığınız örnekte doğasında aslında bağımsız olmaları bilinmekte olması ya da varsayılması önemli bizim için. Yani atıyorum zemin mesela bir tahribat değerlendirirken bir binada toprağın özelliği ve çimentonun kalitesi arasında aslında mantıken hiçbir ilişki olmaması gerekiyor mantıken. Ama herhangi bir nedenden dolayı da olabilir. Şu an aklıma gelen herhangi bir şey yok. Örnek vermek istersen şey yapabilirim. Mesela ben şeyden verebilirim. Hidrolikten bir örnek verebilirim. Mesela aslında yağış ve buharlaşma arasında bir ilişki olmaması gerekiyor. Bir girdi olarak düşündüğümüz zaman. Ama gerçekte böyle değil. Mesela yağış fazla yağdığı zaman nem fazla olduğu için buharlaşmayı da etkileyebilir. Etkileyebildiği için de sonuçlarımızı ister istemez değiştirecek, etkileyecek ve bizim sonuçlarımızı yanlış hesaplamaya yönelik bir takım bizde hatalar oluşturmasına sebep olabilecek. Bunun için bizim yöntemlerimiz daha çok matematiksel ve istatistiksel oldukları için genellikle bağımsızlık testleri yapıyoruz. Lineer modellerde özellikle regresyon analizlerinde t-testi, yani gördüğünüz aslında şeyde t-testinde, hipotez testinde görmüştük. Aktif bir şekilde kullanılıyor.
Ne yapıyoruz? Mesela girdilerimizi bir tanesi yağış, bir tanesi buharlaşma şey yapmamız gerekiyor. Öncelikle olabildiğince boyutsuz ya da eş boyut haline getirip daha sonra T testi gibi testlerle sınamamız gerekiyor. Eğer hipotezden geçerse yani T kritikten küçük olursa onların ikisinin aynı şey olmasına şey olmakta anlamını alabilip ve kullanmamamız gerekiyor o şeyi. Eğer reddediliyorsa onların bağımsızlığı yani bağımlılıkları onu bağımsız bir şey olarak değerlendirebiliriz. Bir de bunu yapmayan da direkt bağımsız olduklarını varsayanlar var. Tabii ki dediğim gibi böyle bir yaklaşımlardan ne kadar ciddiye alırsanız böyle ara ve ek uygulamaları, testleri orada oluşturduğunuz hipotez ve çalışma daha güçlü bir çalışma olmaktadır ve olacaktır. Bir de ekstra farklı yöntemler de var. Bunlardan bir tanesi bağımsızlaştırmak. Yani tamam bağımlı olabilirler ama onları bir şekilde bağımsızlaştırıyoruz. Bunların bazısı özdeğer ve öz vektör kavramı var. Yani ben Türkçesinin direkt tercümesini yazdım buraya, çevirisini yazdım. Principal Component Analiz diye geçiyor. Bazen de transformasyon veya da farklı uygulamalarla biz değişkenlerimizi birbirinden bağımsız yapıp kullanabiliyoruz modellememizde. Bunlardan bahsi biliyorsunuz şey dağılım fonksiyonu değiştirme, Box-Cox, log transformasyonu, işte üstel fonksiyon transformasyonu, standartlaştırmak, doğallaştırmak gibi transformasyonları kapsayabiliyor. Şimdi kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Bir de şey var, işte bundan kupla değişkenden bahsetmiştim. Çocuklar yanlış anlamayın, kupla değişken yani o bebek var ya çocukların oynadığı kupla yani dummy variable aslında İngilizcesi. Dummy yani maskara olmuş yani kupla olmuş bir şey. Sözde yani aslında bir şey ifade etmeyen, modelimize giren ve sadece bize yardımcı olan bir değişkendir. Ve çoğu zaman dediğim gibi sıfır ya da bir ya da eksi bir ve bir arasında değişmekte. Aradaki değerleri almamakta yani 0.5, 0.75 şeklinde değişmemekte ve sadece mutlak değerler alıyor. 0, 1 veya alternatif olarak eksi 1, 1 şeklinde çoğu zaman kullanılıyor. Ama dediğim gibi bunlara hibrit kupla değişkenler de kullanabiliyorsunuz. Şey gibi daha önce de gösterdiğim gibi eğer seçenek 2'den fazla ise mesela atıyorum 5 tane seçenek varsa 4 tane kupla değişkenle o 5 seçeneği belirtme şansınız var. Parametreler burada bunlardan bahsetmeyeyim. Bence yavaş yavaş şeye gireyim. Hiperparametreler, parametre sınırı. Ben bunları paylaşacağım sizlerle. Mesela sınır koşulunun önemini var burada. Bunları bazılarınız biliyorsunuz, bazılarınız bilmiyorsunuz. Bazılarınız hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Zaman da kısıtlı olduğu için bunlardan daha sonra bahsetmek istiyorum size. Bunları paylaşırım. Ben kafanıza takılan bir şey olursa benimle paylaşırsınız. Ben de böylece cevaplarım. Yani bir şekilde bir uygulama da yapmak istiyorum. Çünkü kaç dakikamız kaldı? 20 dakikamız kaldı birinci seanstan. Biraz daha uygulamaya yönelik bir şeyler yapalım diyorum. Öncelikle sormak istediğiniz bir şey varsa sorun arkadaşlar. Yoksa devam etmek istiyorum. Bu parametre sabit ya da zorlayıcı fonksiyonla ilgili herhangi bir şey sormak istiyor musunuz? Yok kimse galiba. O zaman sıkıntı yok. Her şeyi anladınız değil mi? Çok emin değilim bundan. Ya sadece dinliyorsunuz sanki. Hocam uygulamada daha çok pekiştiği için şu an Ha, açıkçası. tamam. O zaman direkt uygulamaya geçelim. Biraz konuşalım uygulamayla ilgili.
Bakın arkadaşlar, klasik örneğimiz birkaç tane girdimiz var, bir çıktığımız var. Benimki tabii ki zaman serisi, zamandan bağımsız bir şekilde de olabilir. Bu şekilde bunlar benim alternatif girdilerim. Geçen hafta bunların seçmesiyle ilgili bazı şeylerden bahsettik. Dedik ki bağımlı, bağımsız değişken, bağımlı değişken. Şimdi ilk etapta bunları tek değişken olarak varsayalım. Diyelim ki Lt-1 ve Lt arasında ya da herhangi bunların birisinin arasında bir model kurmak istiyoruz. Öncelikle bir saçılma diyagramını kullanalım burada. Bir ekle diyorum burada. Şöyle bayağı güzel bir lineer ilişki gözüküyor. Zaten kendinin bir önceki ay hali Lt-1 ve Lt arasında çok güçlü bir bağ var. Mesela diğer şeyleri kullandığımız zaman biraz daha zayıf ilişki görebiliriz. Ben bu ikisinin arasında kuralım diyorum. Siz de herhangi bir değişkenler arasında kurabilirsiniz. İkili bir ilişki var. Burada bunları ekleyelim. Lt eksi 1 üzerinden Lt'yi tahmin edebiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Yani geçen ayki değeri biliyorsak bu ayki değeri tahmin edebiliyoruz, etmeye çalışıyoruz. Ya bu ayki değeri biliyorsak gelecek ayın değerini tahmin etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Mantık bu. Bunu sağ tıklıyorum. Eğilim çizgisi ekle ya da trend line diye geçiyor. Bunun rengini bir değiştireyim. Şu an eklemiş durumda ama rengi mavi olduğu için göremiyorsunuz. Düz bir çizgi olsun. Böyle bir model kurulmuş. Bakın üst tel fonksiyonu sahip. Bunun fonksiyonu ve R karesi de bizim için önemli. Bakın diyor ki böyle bir modelimiz var. Ben biraz daha öne alayım bunu. Diyor ki böyle bir modelimiz var. X ve y arasında kurulmuş. X aslında Lt-1, y ise Lt. Yani bu göldeki bir önceki ay su seviyesini biliyorsak bu denklemi kullanıp ve gelecek aydaki yani bu aydaki yani geçen ayınkini biliyorsak bu ay, bu ayınkini biliyorsak gelecek ayın su seviyesini tahmin edebiliriz. Ya da mesela şöyle bir şey diyelim. Eğer zaman seri bazlı çalışmıyorsanız İşte mesela atıyorum, işte çimento değerini biliyorsak onun üzerinden basınç değerini hesaplayabiliriz. Mesela işte dane çapını biliyorsak işte o toprağın belli bir özelliğini biliyoruz. Ve bu model nasıl bir model? Bizim sağladığımız veride %99'luk bir doğruluk payı gösteriyor bize. Yani %99'luk geçerlilik payı var. Bizim için yeterli çoğu zaman. Biliyorsunuz 0.95'in üzerinde çoğu zaman kabul ediyoruz. Hatta 0.90'ın üzerinde olduğu zaman bile kullanıyoruz. Alternatif yöntemleri de var. Mesela bakın üstel bir fonksiyonda bu böyle bir şekilde olarak önümüze çıkacak. 2.42 48 üst olarak 0.114 48 x. Bu da başka bir fonksiyon. R karesi de %97. Şimdi gördüğünüz gibi bir önceki yönteme göre daha düşük bir R kare ya da determinasyon katsayısına sahip. Ama herhangi bir nedenden dolayı daha çok tercih etme edebilirsiniz. Diğer alternatiflere de bakabiliriz. İşte logaritmik olanı var. Polinom olanı var. Polinomun şöyle bir özelliği var. İsterseniz birden fazla terimle daha karmaşık bir model kurabiliyorsunuz. Ama bu aslında güzel bir şey değil. Neden sizce? Neden sizce bu güzel bir şey değil? Mesela diyelim ki doğrusal regresyon bize
0,95 veriyordu. Polinom bize %98'lik bir R kare gösteriyor. Neden? Bu polinom tercih edilmemeli normalde. Var mı bir fikriniz? Belli bir oranda hata payı olması gerekiyor diye düşünebilir miyiz hocam? Yok. Şeyden bahsetmiştim. Demiştim ki seçeceğiniz kriterler içerisinde en basit model. Yani eğer aradaki fark çok büyük değilse, yani mesela lineer regresyon 0,5 ve bu polinom 0,99 değilse, yani aradaki fark %40 değilse, çok büyük değilse, daha basit model her zaman tercih edilmelidir. Bunu dikkat edin. Yani bu da 0,99 ve aynı zamanda lineer fonksiyonda 0,99 ise bu daha basit fonksiyon kullanılmalıdır. Yani her zaman tercih edilmelidir. Bunu da modelin basitliği kriteri olarak geçerlidir. Özellikle AKIK kriterine göre ya da maximum likelihood gibi kriterleri kullandığınız zaman bu kriterler, indisler ona göre, modelin basitliğine göre de size şey veriyor. Çünkü aslında ceza fonksiyonu var onların. Parametre veya da değişken sayısı artınca bazı indisler size ceza fonksiyonu üzerinden negatif bir değer vererek oradaki o ölçme indisindeki güzel sonuçlarını düşürüyor, kötüye gitmelerini sağlıyor. Ve onun için zaten kullanıyoruz bu indisleri. Genel olarak dediğim gibi en basit, eğer aradaki fark çok büyük değilse en basit model her zaman tercih edilir. Şimdi bu şeyden bahsettim. Peki burada bunlar ne? Bakın 1,00118 ve eksi 0,0254 parametre olarak önümüze çıkmakta. Sabit biri sabit, bir tanesi de bu x'in katsayısı, sistemin koşullarını belirtmekteler. Neyi gösteriyorlar aslında? Sistematik hata. Yani bakın aslında bu sabit değeri x'in sıfır olduğu yerde, yani bu parametrenin hiç çalışmadığı yerde, işin devre dışında kaldığı yerde y'nin alabileceği en küçük değeri gösteriyor bize. Diyor ki eğer zaten bu x olmasaydı bu y minimum bu kadar idi şeklinde. Dolayısıyla sen bunu göz önünde almazsan, yani ben bunu işin içinde çıkartırsam sistematik bir hata yapabilirsin. Çünkü atıyorum bu küçük bir miktar ama bu küçük, yani bu y'nin minimum miktarı. Eğer bunun altına düşersen sen zaten geçersiz bir model yapmışsındır. Geliyoruz. Aynı şekilde katsayı da o modeli, tabii ki burada lineer fonksiyonda bu bir eğilim şeklinde önünüze çıkabiliyor. Ama aslında bu x fonksiyonun etkisini size gösteriyor y'nin üzerinde. Mesela birden fazla değişken var ise, mesela x'in katsayısı 1,0018 olduğunu düşünelim. Bir de z fonksiyonu olsaydı, onda etkisi 2 olsaydı ve aynı zamanda hem x hem z ve hem y aynı boyuta sahip olsaydı, şey diyebilirdiniz. Z'nin etkisi y üzerinde daha fazladır. Ama eğer x ve z, yani değişken, girdi değişkenlerimiz aynı boyuta sahip olmasaydı, bu sefer o rakamı onların ortalamasıyla çarpıp öyle değerlendirmeniz gerekiyordu. Neyse, buradan geçelim. Ben regresyon konusuna girmek istiyorum yavaştan. Çünkü anlatacağımız, uygulayacağımız daha bir sürü yöntem var. Şimdi regresyonu az çok hepiniz biliyorsunuz. Yani buradan da zaten regresyon yaptık lineer fonksiyonda. Kiminiz biliyordur normal regresyonun nasıl yapıldığını, kaç tane değişken regresyon nasıl yapıldığını çoğunuz bilmiyordur diye düşünüyorum. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken 4 tane varsayım vardır. Her modelleme yaklaşımında farklı varsayımlar yapılmaktadır. Bunu bilmenizde yarar var. Örneğin regresyonda 4 tane varsayım vardır. Bunlar nelerdir biliyor musunuz?
modellemesinde varsayımlar hangisidir? Bir, iki ve üç ve dört. Hangileridir arkadaşlar? Regresyonu kullanan arkadaşlar biliyor mu? Hocam tam duyamadım ben. Diyorum ki regresyon analizinde, modellemesinde dört tane varsayım vardır. O, yani gerekli olan dört tane varsayım vardır. O varsayımlar hangileridir biliyor musunuz? Bilmiyorum hocam. Tamam, ben yazıyorum. Birincisi doğrusal bir ilişkinin var olması. Yani eğer doğrusal bir regresyon kullanıyorsanız ve ondan sonuç bekliyorsanız bir kere böyle bir şeyi varsaymanız gerekiyor ya da denetlemeniz gerekiyor. Doğrusal bir ilişki var olması gerekiyor. Eğer doğrusal bir ilişki yoksa size iyi sonuçlar vermez. İkincisi nedir? Girdiler veya bağımsız değişkenlerin arasında multikolin olmaması. Yani bağımsız olmaları. Girdi verileriniz birbirinden bağımlı olmaları, ortak bir etken de aralarında olmaması gerekiyor. 3, normal dağılıma sahip olmaları ve hataların eş varyanslı. Bu da homoskedastisiti diye geçiyor. Evet, bunları teker teker bir bakalım. 5 dakikamız kaldı. Bir başlayalım. Küçük teker teker bakalım bunlara. Ve üzerinde konuşalım. Öncelikle doğrusal ilişkiden bahsettim zaten geçen hafta. Tekrardan göstereceğim size. Bir de normal dağılım şeyi. Şimdi ne demiştik? Demiştik ki bunların histogramlarını çizmiştik. Dağılım fonksiyonlarına bakmıştık. Kimisi normal dağılıma uyuyordu, kimisi uymuyordu. Şimdi normal dağılım fonksiyonuna sahip diyelim ki böyle bir şey var. Bir bunun dağılım fonksiyonuna bakalım. Böyle bir histogramımız var. Dağılım fonksiyonu uyuyor mu, uymuyor mu? Bu şekilde bundan tahmin etmek zordur. Dediğim gibi ya kümülatifine bakacaksın ya da bunu denetleyeceksin çeşitli testlerle. Aynı şekilde tüm şeyler için geçerli. Eğer normal dağılım, mesela bunu normal olarak yaklaşık olarak kabul edebiliriz belki. Eğer normal dağılıma uyuyorlarsa tamam, o zaman zaten tamamdır. Eğer değillerse iki tane farklı yol izleyebiliriz arkadaşlar. Birincisi, onların normal dağılıma sahip olduklarını varsayıyoruz ki bu ne bize ne kaybediyor, kaybettiriyor. Bir tane varsayımlarımızdan bir tanesini kaybettiriyor. Yani modelimizin güçlüğünü düşürüyor. İkinci yol ne? Bunu bir şekilde farklı yöntemlerle normalleştirmek. Yani bu tabii ki şey olmayabilir, dağılım fonksiyonu sahip olmayabilir. Mesela akım için en yaygın olarak log transformasyonu kullanılıyor. Bunu da mesela ben göstereyim. Bu da basitçe mesela logaritmasını alarak hesaplıyorsunuz bu şekilde.
Çeşitli uygulamalar var. Bakın mesela böyle yaparak veriyi normalleştiriyoruz dağılım fonksiyonunu. Tabii ki hepsi logaritma değil. Karekökü var, şey var, işte farklı Box-Cox transformasyonu var ve bunun gibi bir sürü şey var. Yani güçlü bir model, regresyon modeli yapmak istiyorsak normal dağılıma sahip olmaları önemli. Tabii ki dediğim gibi tüm literatüre tararsanız eğer herkes bunu yapmıyordur. Gerekli mi? Tartışılır. Ama varsayım olarak modellemenin ana temellerinde var olan bir varsayım bu. Dolayısıyla çok güçlü bir modellemede ilk etapta değişkenlerinizin dağılım fonksiyonunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu bir. Yani bunu teker teker tüm değişkenler için yapmanız gerekiyor. Normal ise kullanabilirsiniz. Normal değilse dediğim gibi iki yol izleyebilirsiniz. Ya varsayacaksınız, ona işaret, onu yazmanız gerekiyor. Eğer raporunuzda, makalenizde birinci ya da ikinci yolu izlediyseniz ona işaret etmeniz gerekiyor hangisini seçtiğinizi. Eğer normalleştirme yaptıysanız söyleyeceksiniz hangi transformasyonu kullandığınızı. Kullanmadıysanız da böyle bir cümle yazmanız gerekiyor. Ben bunu böyle olduğunu varsaydım böyle devam ettim. Ve böylece mesela bakın böylece bizim mesela R'miz değişti. Bunu teker hem G için, P için, E için, L teksim için ve L için teker teker yapmanız gerekiyor. Bakın burada o zaman bu varsayımımız tamamlandı. Yani bunu bir kenara koyduk. Dedik ki ya varsaydık ya da transformasyon yaparak normalleştirdik değerlerimizi. Şimdi bu artık söz konusu değil. Ondan sonra neye bakacak? Doğrusal ilişkinin olmasına. Lineer regresyonda dediğim gibi doğrusal bir lineer regresyon kullandığımız için bunu kontrol ediyoruz. Çünkü eğer doğrusal bir ilişkiye sahip olmayan bir yöntemde bir lineer regresyon kullanırsanız çok size doğru bir cevap vermez. Yani oradan aslında bir şey çıkaramazsınız. Yani kötü sonuç verse ille de bir ilişki olmadığının anlamına gelmez. Neden? Çünkü zaten doğrusal bir ilişki yok. Onu tabii ki bunu yaygın olarak hiç göze almadan hiç kullananlar var. Ama biraz aslında saçma bir yaklaşım olduğunu söylemek istiyorum. Burada da en yaygın olarak kullanılan doğrusal ilişki belirten şeyler dediğim gibi ya saçılma diyagramını çizerek orada doğrusallığı değerlendireceksiniz ya da dediğim gibi mesela korelasyon matrisini kullanabilirsiniz. Bir dakikadan az zamanımız kaldı arkadaşlar. Kesilirse 5 dakika sonrası hemen aynı yerde kaldığımız yerden devam edeceğim. İkinci linkten bilginiz olsun. Dediğim gibi geldik şeye eklemiştik veri kısmında. Veri çözüm